Kıymetli dostlar, ibadete devam etmenin bize sağlayacağı faydalar sayısızdır. Zaten biz bu iş için gelmedik mi dünyaya? Ne için geldik ki? Ne için varız? Yemek için mi? İçmek için mi? Affedersin, mutfakla tuvalet arasında deveran etmek için mi geldik bu dünyaya? Hayır, biz bu dünyaya imtihanı kazanmak için geldik. Rabbimizi bulmak ve bilmek için geldik. Ona ibadet etmek için geldik. Biz aslında ahiret için yaratıldık. Biz aslında ne için yaratıldık? Ahiret için yaratıldık. Cenab-ı Hak ebedi hayatımızı orada hazırlamıştır. Ebedi cennet bizi bekliyor. Dünya için yaratılsaydık dünyadan gitmezdik, göçmezdik. Göçtüğümüze göre otele giden insan ne yapıyor? Orada devamlı kalıyor mu? Temelli kalıyor mu? Kalmıyor. Çünkü o otel onun evi değil. Evi olsaydı devamlı kalırdı. Otel onun sadece geçici bir yeridir. Gittin Ankara'ya, gittin Konya'ya, gittin Malatya'ya. Efendim bir işin vardır. Ne kadar sürecek? Bir hafta, bir haftalığına oteli ne yaparsın? Kiralarsın. Bir hafta sonra sen otelde yoksun. O odada başkası vardı. Senden önce başkası vardı. Senden sonra da başkası olacak. Ama kendi evinle otel arasındaki fark ne kadarsa, dünya hayatıyla ahiret hayatındaki fark da bu kadardır. Dünya benim yerim değildir. Çünkü ben dünyadan göçeceğim. Benden öncekiler göçtüğü gibi. Ben göçeceğim. Benden öncekiler göçtüğü gibi. Benim oturduğum evlere gelenler, onlar da göçecekler benim göçtüğüm gibi. Öyleyse dünya bizim karargahımız değildir. Bizim karargahımız cennettir. Rabbim her birimizi, annelerimizle, babalarımızla, eşlerimizle, çocuklarımızla karargahı cennet olanlardan eylesin. Şimdi kıymetli dostlar, demek ki biz bu dünyaya Rabbimizi bilmek ve ona ibadet etmek maksadıyla geldik. Bunun için varız. Sabahtan akşama kadar en önemli görevimiz, 24 saat içerisindeki en önemli görevimiz, hangi işi yaparsak yapalım, hangi vasıfta ve konumda olursak olalım, Allah'a ibadetten daha önemli hiçbir işimiz yoktur.